öğrencileri çok şık bir deneyi anlatacağım. Ama onu da ezberci eğitime şartlandıkları için bunu prim üretmek için değil de yine dersinden geçen not almak için kullanacaklar. Laboratuvar faydalarına döndük ya. Günaydınlar. O imza kağıdını dolaştıralım endemleri. Tamam. Hı-hı. Arkadaşlar bugün size çok şık bir deney anlatacağım. Bu deneyin fizik felsefesindeki yeri çok büyük. Bu Newton'un kova deneyi. Burada Newton mutlak uzay kavramını ispatlıyor. Bunu bir grafikle önce görelim. Şöyle bir grafik var. Newton içi su dolu bir kova düşünüyor. Su da şöyle olsun. Ve kovayı bir iple bağlı. Şuna bakıyoruz. Suyun hızının kovaya göre hızı nedir? Sıfır. Yani birbirlerine göre hareket etmiyor. Daha sonra Newton kovayı burkuyor. Kovayla beraber ip de burkuluyor. Ve daha sonra bunu serbest bırakıyor ve bunlar geri burkulmaya başlıyor. Yani sınırlanıyorlar yavaş yavaş. Ve şuna bakıyor Newton. Belli bir anda diyor, suyun hızının kovanın hızına eşit olduğu bir an var. Ve bu an üzerinde de suyun yüzeyi kavisledir diyor. Şimdi ilk başta neydi? Suyun yüzeyi sabitti, böyleydi. Ve suyun hızı kovanın hızına eşitti. Şimdi burada da suyun hızı kovanın hızına eşit ama ikisi birlikte dönüyorlar. Ve Newton buradan şunu çıkartıyor. Eğer hareket tamamen göreceli olsaydı diyor, bu ikisinin birbirinin aynısı olması gerekirdi diyor. Çünkü yine suyun hızı kovaya göre aynı iki durumda da. Ve onun için şuna bakıyor Newton. Yani hareket gerçekten göreceli değil. Ve mutlak uzay zaman vardır burada. Bu noktada soru soran var mı?